Hali var Kado'dan. Başa Kado ve Ivan Kamatić özellikle İspanya tarihinde ayakta kalan isimlerdendi. Ve bugün ilk 5'te başlattı onları. Malkovic. Birsel Nevriye'ye indiriyor. Nevriye Yılmaz ilk basketimiz yine Nevriye'den geldi. Şu anda savunmada yardımlaşma konusunda sadece ikili oyunlara konsantre olmaktan dolayı birebir savunma ve ikili oyunda içeri devrilen uzunu savunmakta iki pozisyon problem yaşadık. Radoçay 8 saniye var. Birsel karşısında geri çekilere katışında sayıyı buldu. Tamar Radoçay. İki tane birebirden sayı yemiş durumdayız. Malkovic'in Partizan'da da öğrencisi Radoçay en güvendiği isimlerden biri. Nevriye Yılmaz bir kişilik isabet daha geliyor Nevriye'den. Nevriye iyi başladı maça. O da ritmini yakaladığı zaman çok kısa sürede o istediğimiz sayıları rakip potaya gönderebiliyor. Istatapovic. Nevriye'ye faul çalınıyor. Top taşıma bile çalınabilirdi. Devam etmiş. Radoçay Nevriye önünde kaldı. Radoçay şimdi dışarıya çıkardı. Gelen Milovanović iki sayılık atış. Milovanović'te isabet geliyor. Esmer Hal taşıdı içeriye giriyor. Ona yapılan müdahale faul. Milovanović faul yaptı. Basket de verdi. Şimdi tabii bundan önceki maçlarda diğer iyi yaptığımız yönlerden bir tanesi kenardan gelen oyuncularımızla hep vitesi yukarı çıkartabilecek hamleleri yapmaktı. Hep o konuda Esmener'le Birsel, Nevriye bu rolü fazlasıyla üstlendiler. Bakalım bugün rol değişikliğinde kenardan gelen oyuncular yine o çizgiyi koruyabilecekler mi? Serbest atışta sayıya çeviriyor Esmener. 3 sayıyla döndük bu hücumdan. Tamar Radoçay. Zabovic dışarı çıktı, topu aldı. Esmer karşısındaydı Radoçay. 8 saniye kala içeriye girdi. Dışarıya çıkardı. 3 sayılık atış. Sabit gelmiyor. Rivan son olarak bir selde kaldı. Şaziye'nin müdahalesiyle. Şaziye İvekin. Kötü bir pas geliyor. Top Sırbistan'da Milisa Zabovic. Şimdi Radoçay 2 sayılık atış Radoçay'dan. Rivan bir selde kalıyor. Birsel. Şimdi Esmer Tunçdağer. Nevriye yeniden Esmer'le döndü. Sayılı katış kaçıyor. Bahar aldı ribandu. Arasında atışında potadan dönüyor top. Şimdi temponun artması bizim için iyi ama burada önemli olan o Esmer'in biraz önceki bulduğu pozisyonları bulacak şekilde kısa zamanda organize olabilmek. Milovanović potaya baktı şöyle bir. Bahar karşısında Matić perdeyi yapmıştı. Onun atışı sekiyor top. Şimdi içeride Ivan Kamatić gelen topu sayıya çevirdi Ivan Kamatić. Burada tabii uzun oyuncularımız potadan uzaklaşma zorunda kalıyor. Onların tuttuğu oyuncular dışarıdan şut kullandıkları için savunma ribaundu artık kişilere değil bütün oyunculara bağlı. Nevriye Yılmaz çok güzel bir sayı geliyor Nevriye'den. Birsel'den yine akıllıca bir pas Nevriye'nin aldığı uygun pozisyona. Birsel bugün eğer 8 asist yaparsa büyük ihtimalle şampiyonun asist kralı olacak. Şu anda ikinci sırada 4.1 ile. Basket faul. Şaziye'ye çalındı faul. Kadoda iki defa birebir fırsatıya doğru 4 sayı çıkarttı. Bayan Abutilia oyuna dahil oluyor Sırbistan'da. Tamar Radoçay kenara geldi. Bu maça kadar ortalama 10 dakika süre alıyordu Saşa Kado ama İspanya maçındaki performanstan sonra Malkovic onu bu maçta ilk 5'te başlattı. O da Partizan'da yine Malkovic ile çalışan oyunculardan biri. Yeniden Birsel topu aldı. Bekim de bu arada oyunda. Birsel'in atışı kutadan dönüyor. Riman Sara Kınçiş'te. Butlia bekledi. Milovanović.
Bahar karşıladı Milovanovic'i. Milovanovic şimdi içeri yüklendi. Milovanovic basket faul geliyor yine. Bahar'a faul çalındı. Hep tepeden birebir oynamaya çalışıyorlar hücum düzenleri içinde. Bu da şu anda bizi iki seferdir zorluyor. Bu arada mola geliyor milli takımımızdan. Hocam ister istemez akıllarımıza Fransa maçı evet. Geliyor. Aynen sen de dediğin gibi Gökhan. Çok kötü bir ilk çeyrek geçirip sonrasında toparlayamamıştık bir türlü. Ya şu anda tabii Sırbistan'ın kendi düzenlerini bize kabul ettirmesi, bunların yanında birebir oyunlardan bulduğu sayılar onları şu anda 5 dakika kala 15 sayı bulmalarını sağladı. Yani bu bizim ortalamalarımızın üstünde bir sayı, 16 sayı çok fazla. Mutlaka savunmayı toparlamamız gerekecek. Çünkü öbür türlü olduğu takdirde iş hücum performansına kaldığında Sırbistan da bizim önümüzde daha farklı sayılar bularak arayı açma şansına sahip olabilir. Esmeral Tunçluer, Birsel dışarı çıkıp topu almaya. Kuanitra bu arada oyuna dahil oldu. Birsel Vardarlı, Nevriye Yılmaz. Nevriye, arkasına rahat var. Nevriye teki tek oynadı. 3 saniye, 2 saniye dışarı çıkartıyor. 3 sayılık atış ve basket geldi. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı Esmeral Tunçluer. Süre dolarken üçlüyü gönderiyor. Milovanovic onun atışı, rebound mücadelesi, Kuanitra çeliyor. Birsel'de kaldı. Esmeral'le karşı alana geçti. Esmeral'e yapılan müdahale faul Jovanovic'ten. Şu anda iki pozisyon hem ucunda hem savunmada bir hamle yaptık moladan sonra. Burada devamını getirmemiz durumunda iyi oynamadığımız ilk 5 dakikayı telafi etme şansına da sahip olacağız. Işıl Albent oyuna dahil oluyor milli takımımızda. Birsel kenara geldi. Birsel senin dediğin o 8 asistin 3'ünü yapmış durumda. Şu anda 3 asisti var. Saça Kado'ya bir faul çalınıyor. 3. takım faali oldu Sırbistan'ın. Turnuvanın en az serbest atış kullanan takımıyız ve en kötü yüzdey takımıyız serbest atışlarda da. Esmeral Kuanitra'nın perdesini kullandı. Şimdi pasını veriyor ve basket geliyor içeride Begüm'den. Begüm dalgalar. Şu anda Nevriye ve Esmeral hücum kısmını halletmiş durumdalar. Bir de takım savunmasını oturttuğumuz zaman her şey istediğimiz noktaya gelmiş olacak. 13'ten Kado yine topu aldı. Saça Kado ışıl kontrol ediyor. Jovanovic. Jovanovic şimdi içeriye girdi. Jovanovic'in atışı kaçıyor. Kuanitra ribaundu almaya çalıştı. Jovanovic de kalıyor. Dayana Butilia. Saça Kado. Karınçic'in perdesini kullandı. Jovana Rat. Rat içeriye girdi. Ve basketi buluyor Jovana Rat. Çok fazla potaya gidiyorlar. Burada savunma yapmak da belli bir noktadan sonra zorlaşıyor. O yüzden ikinci atış şansları vermeyip o savunma ribantlarını almamız gerekiyor. Nevriye çıktı topu aldı. Işıl'dan. Işıl yine 9 saniye var hücum süresi için. Begüm içeriye Nevriye'ye. Nevriye dönerek atışı. Nevriye'den basket geliyor. Nevriye Yılmaz. Nevriye bir oyun kurucu gibi organizasyonu yaptı. En son atmadan önce de saate baktı ve basketi kaydetti. Nevhano Jovanovic. Işıl karşısında. Saşa Kato. Kato Kuanitra'ya çarpıyor. İçeriye Kınçiç'e bir asist. Jovana Rett'ten ve basket geliyor Kınçiç'ten. İşte bu potaya girişlerine bir pozisyon savunuyoruz. Ama arkasından bir pozisyon daha geldiği zaman gerçekten savunmakta daha zor oluyor. Esmeral. Kuanitra perdeye gelmişti. Yine 9 saniye kaldı hücum süresi için. Esmeral potaya gidiyor. Girse basket faali olacaktı. İki serbest atış kullanacak Esmeral. Tuğçe oyuna dahil oldu. Tuğçe canı test. Nevriye kenara geliyor. Şu ana kadar üzerine düşeni fazlasıyla yaptı Nevriye Yılmaz. Nevriye Yılmaz.
Serbest atış kullanacak Esmeral. Bir de sayıyı buluyor Esmeral Türkler. Fol girdiği takdirde de eşlik sahnesine gelecek. Tuba Palazoğlu oyuna dahil oluyor. Esmeral Türkler'in yerine fark 2'ye indi 20-18. Bu sayılarda bizim hücumda Sırbistan'dan çok uzağa gitmememizi sağlamış durumda. Jovana Red. Bayna Butulia. Tuba karşısındaydı Butulia. Şimdi Krnčić. Sayılı katış kaçırmıyor. Butulia'nın asistiyle Krnčić. Şu anda kenardan gelen oyuncularımızla yeni bir 5 oluşturduk. Bakalım bu skora ve savunmamızı ne şekilde yukarı çekecek. Işıl 9 saniye var hücum süresi için. Işıl içeriye girdi. Begüme'ye topu çıkartamıyor. Butulia araya girdi. Dayana Butulia gitti. Bu hatalı yürüme. Hatalı yürüme yapıyor Dayana Butulia. Suçe topu kenardan sokacak milli takımımızda. Işıl Alben. Jovanović. Tam sağda baskı yapmaya çalışıyor ona. Işıl. Butulia da şimdi hemen ikili savunmaya geldi. Begüm iki sayılı katış. Begüm dalgalardan kaçıyor. Krnčić ribaundu aldı. Hızlı çıkmaya çalışıyor şimdi Sırbistan. Jovana Red. Onun topuna Tuğba'nın müdahalesi var. Top yine Sırbistan'da olacak. Şu anda hücum ritmimizi tekrar kaybettik. Ama savunmada da aynı ritmi kaybetmemek gerekiyor ki geri dönüşümüzden devamını getirebilmek için. Butulia 9 saniye var hücum süresi için. Tuğba karşısında Dayana Butulia'nın 6 saniye. İçeride yeniden Krnčić'e. Krnčić dönerek atışında basket geliyor. Tuğba'nın üstüne çeker çekmez. Krnčić'e pası veriyor. Butulia. Vanessa topu aldı. Tuğba Palazoğlu dışarı çıkıyor. Tuğba üçlüğü gönderdi. Kaçıyor. Rebound mücadelesi. Tuğçe araya girmeye çalıştı. Top Jovanović'te kaldı. Şu anda hücum ritmimizi tamamen kaybettik. Erken atışlar geliyor. Düzen dışı. Ama savunmada da direncimiz 24 sayı. Çok fazla. Bir üç sayılık atışlarımız hiçbir şeye değmiyor Butulia'dan. Yani unutmamız gereken önemli şey. Biz başarıları hep savunmamızla yakaladık. Bundan ödün vermemek lazım. Tuğba şimdi top taşıyacak. Tuğba'ya yapılan müdahale faul. Faul hakları da olduğu için iki atış gelecek. Serbest atış gelecek şimdi Tuğba'dan. Şu anda attığımız 18 sayının 16'sı Esmeral ve Nevriye'den geldi. İlkini kaçırıyor Tuğba. Tuğba da turnuvaya çok iyi başladı. Ama sonra istediğimiz çizginin biraz dışında oynamaya başladı. Bakalım bu maçtaki katkısı önemli olacak, o yüzden o turnuvaya iyi başladı, iyi bir bitiriş yapsın. Radoçay'ın topunu çalmayı başarıyor Işıl. Işıl potaya gitti. Işıl kaçırmıyor. 24-21 fark 3'e indi. En önemli yaptığı işlerden bir tanesiydi. Uzaklardan bir deneme Tuğçe'de kalıyor ve ilk çeyrek 24-21 Sırbistan'ın üstünde. Sona erdi, ikinci çeyrekte birlikte olacağız. Bronz madalya mücadelesinde ilk periyotta Sırbistan'ın 24-21'lik üstünlüğü vardı. Şimdi ikinci periyot başlıyor. Seninle konuştuğumuz gibi Fransa maçı gibi oldu. Orada da 22 sayı yemiştik ama bugün ucumda belli bir çizginin üstüne kalmayı başardık ve 21 sayı bulduk. Savunmamızı mutlaka toparlamamız gerekiyor. Özellikle birebir savunmayı iyi yapıp savunma ribaundını takım haline paylaşmalıyız. Ucumda da öne çıkmasını beklediğimiz oyunculardan, kenardan gelen oyunculardan Kuanitra'nın mutlaka devreye girmesi gerekiyor. Begüm üçlüğü gönderdi ve Begüm'den 3 sayılık isabet geliyor. Şu anda Işıl o kaptığı topla beraber oyunun içine girmeyi başardı. Çok şık bir asistle tamamladı
ritmini. Jovan Arad. Dabovic. Krnčić. Krnčić'in atışı kaçıyor. Işıl'da kaldı rebound. Işıl Alven. Begüm yine potaya baktı. Bu sefer kullanmadı. Kuanitse çok güzel bir pas. Basket faul geliyor. İnşallah bu baskette Kuanitra için bir başlangıç olur. Bu maçta onun performansına çok ihtiyacımız var. Bir de serbest atış kullanıyor şimdi Kuanitra Hollingsworth. Kaçırdı. Tekrar erken girme. Bir kez daha kullanacak Kuanitra. Bu sefer kaçırmıyor Kuanitra. Bir dakika dolmadan 6-0'lık bir seriyle 3 sayı öne geçmeyi başardık. Matić oyuna dahil oldu şimdi Sırbistan'da. Para Krčić dışarıda. Radoçay, Işıl yine karşısında Radoçay'ın. Jovanović, Nevano Jovanović, iki sayılık atış Jovanović'ten, basket geliyor Jovanović'ten. Bugün çok büyük bir yüzdeyle, çok iyi bir yüzdeyle oynuyor Sırbistan. Işıl, Tuğba dışarı çıktı, topu aldı. Şimdi Kuanitra'ya hücum farkı geliyor. Artık her maç çalınıyor böyle bir tane bir pozisyon. Pozisyon alırken ellerini kullanınca otomatikman bu tip pozisyonlarda uzun forda gelebiliyor. Milovanović, onun topuna Tuba müdahalesi vardır ama Radoçay'da kalıyor. Şimdi Ivan Matić, dışarıda Milisa Dabovic. Dabovic potayı boş gördü. Oraya gitti. Turnike'den sayıyı buluyor Dabovic. Şimdi nevli oyundayken bu tip ikili oyunlarda daha yüksek karşılayıp o potaya girişleri engelliyordu. Kuanitra çıkıp çıkmama konusunda net olamaması iki pozisyondur bize 4 sayı yememize neden oldu. İçeriye girdi Işıl. Işıl Albin'in sayısı geliyor. Birinci periyodun sonu itibariyle Işıl şu anda turnuva içindeki çizgisini yakaladı. Savunma değişikliğine gidiyoruz. Dabovic. Üçlüğü gönderiyor Dabovic. Rivant Jovanović'te kaldı. Radoçay bir hücum şansı daha Sırbistan için. Işıl ayağıyla müdahale ediyor. Gayet güzel ayak koymuş. Evet. Ben... Zamanlama çok iyi. Hiçbir şey olmamış gibi sonra topu alıp gitmesi de güzeldi aslında. Evet, şu anda alan savunması yapıyoruz. Bahar Çağlar'da kaldı. Müdafaa reboundu. Işıl potaya doğru gitti. Dışarı çıkardı Tuğba. Yeniden Işıl'a. Bahar perdeye geldi. Işıl Alven. Işıl şimdi içeriye kadar giriyor. Sıra doluyor diye atmak zorunda kaldı. Begüm ile Tuğba'yı göremedik dışarıda. Onları çok iyi kapattılar bu sefer. Şimdi tabii hücumda Nevriye oyunda olduğu zaman otomatikman top bir şekilde dönüyor. Nevriye'nin eline top değiyor. O doğrultuda diğer oyuncular mutlaka Nevriye'ye top buluşturmak için bir çaba içine giriyorlar. Burada tabii Kuanita'nın sadece bitirici pozisyonda topla buluşması ve pasının çok iyi olmaması da burada kısa oyuncularımızın daha fazla topla oynamasını beraberinde getiriyor. Radoçay, Milovanović, potaya baktı Milovanović, üçlüğü gönderiyor, isabet geliyor Milovanović'ten. Çok boş kaldı. İçeriye Kuanitra, çok güzel bir asist Kuanitra Hollingsworth. Rebound dengesini kendi lehimize çevirmemiz gerekiyor. Onun da olabilmesi için mutlaka ve mutlaka iyi savunma yapmamız lazım. Yani yine pozisyon buldular. Bu arada
da yorulan Işıl yerini Birsel'e bırakıyor. Slavovic çevirdi ama top dışarıya çarpmıştı. Altına top oyuna sokacağız. Tam sağ baskısı var Sırbistan'ın. Birsel var derli oyunda. Şazi'ydi bu arada, oyuna tekrar döndü. Birsel'den bir top kaybı oluyor. Top Sırbistan'da olacak. Ama Birsel'in o kadar çizgi dibine gitmemesi gerekiyor. Çünkü oraları ikinci bir hamleyi yapmayı zorlaştıran bölgeler. Tabii de hemen bir top kaybı geldi. İstatabovic, Tuba karşısındaydı Milovanovic. Kado dışarı çıktı, topu aldı. Şimdi Jovanovic. 8 saniye Sasha Kado. Şaziye karşısına Kado'nun. Kado'nun atışı, Kuanitra ribandı alıyor Kuanitra. Eksik yakaladık. Birsel'den Bahar'a, ondan Tuba. Tuba'nın üçlü. Kuanitra ribandı almaya çalıştı. Kuanitra ribandı alıyor ama. Bu arada Kuanitra'ya bir pas geldi. Birsel, Bahar Çağlar, Bahar'ın atışı kaçıyor. Şu anda istediğimiz pozisyonlar geliyor. Biz atamayınca onlar attı. Bir de basket faul. Jovanovic bir de serbest atış kullanacak şimdi. Turnuva boyunca hiç alışık olmadığımız bir oyun oynanıyor şu anda. Serbest atış kullanacak Milovanovic. 12.5 sayı ortalamasıyla en skoreriydi Sırbistan'ın maç öncesinde. Serbest atışta sayıya çevirdi. Yanına Milovanovic. Yaptıkları baskı bizim düzenimizi zaman zaman bozabiliyor. Şu anda Nevriye oyuna girdi. Esmeral de oyunda. Faul düdüğü geliyor Milisa Dabovic'e. Nevriye geçmeye çalışırken yaptığı müdahale vardı. Radoçay yeniden oyuna dahil oluyor Jovanovic yerine. Esmeral çıktı, topu aldı. Şimdi Birsel Vardarlı. Birsel kendisi kullandı ve basketi buluyor Birsel Vardarlı. Nevriye vermeye çalıştı ama pozisyon bulamayınca kendisi potaya gitti. Tamam, Radoçay. Birsel karşısında potaya yöneliyor Radoçay. Dabovic şimdi dışarıya doğru çıkardı. Milovanovic üçlüyü gönderiyor, kaçırıyor. Rebound mücadelesi. Top Radoçay'da kaldı. Radoçay ve basket geliyor Radoçay'dan. Yani bu ikinci atış sayıları şu anda bizi fazlasıyla zorluyor. Mola geliyor milli takımımızda. Yeniden karşınızdayız. İki tarafında attığı farklı bir basketbol oynanmaya devam ediyor bronz madalya mücadelesinde. Ya şu reboundları alamamanın verdiği sıkıntı Sırbistan'ın sayı bulmasını sağlıyor. Şu anda boyalı alandan 18'e 8'lik bir sayı üstünlüğü var Sırbistan'ın. Belki biz onların 3 sayı yüzdesini düşük tutmayı hedefledik. İkili oyunlarını kontrol etmeyi hedefledik ama bu rebound konusundaki problem, ikinci atış sayıları şu anda Sırbistan'ın önde olmasını sağlıyor. Birsel topu taşıdı. Nevriye'nin ayağına çarpıyor top. Milovanovic, Bahar karşısında Milovanovic'in bekledi. Yeniden sete dönüyor Sırbistan. Milovanovic, Gutilia topu aldı. Esmeral karşısında 6 saniye var hücum süresi için Gutilia. Milovanovic, 1 saniye. Milovanovic son anda elinden çıkardı. Çembere değmediği için süre doldu. Nevriye hemen savunmayı toparladı. İki pozisyonda İyi hamle. Onların bu baskısı altında organize olmakta zorlanıyoruz. Belki ikinci yarı iki oyun kurucuya bile dönmek zorunda kalabiliriz bu baskı altında organize olamazsak. Vanoviç düştü. Şimdi bir üst sayılık atış denemesi olmuyor. Şahsiye'de kaldı ribaund Esmeral.
Birsel, Nevriye Yılmaz içeride. Kınçiç arkasında Nevriye. Dönmeyi başardı ve basket geliyor Nevriye Yılmaz'dan. Her topu olumlu kullanıyor. Kalitesini ve tecrübesini hep hissettiriyor. Taşa Kato. Şaziye karşısında Kato'nun. Butiliye onun topuna müdahale. Esmeral'den geldi. Esmeral Tunçler basketi atıyor. Öne geçiyoruz. Maçta 37-36. Şu anda Esmeral ve Nevriye 20 sayıya ulaşmış durumda. Onlara bir oyuncunun eşlik etmesi daha gerekecek. Jovanović girdi içeri. Kınç'e verdi. Bahar'ın müdahalesi var. Basket faul. Nevriye de pot altına uzaklaşınca orada çok sertlikten uzak kalıyoruz diyelim. Belki üçlük atmıyorlar ama bu dördüncü basket fahilleri oldu. Çok doğru yerde topla buluşuyorlar ve pozisyonları bitirirken biz hep kendi oyuncularımızı tutacağımızı düşünürken yardımda geç kalıyoruz. Bu da onların o basket foylarını atmasını sağlıyor. Esmeral Tunçler, Şaziye Vekin, Şaziye üçlüğü gönderdi. Kaçırdı rebound mücadelesi. Birsel'in atışta kaçıyor. Kendi reboundını aldı. Nevriye. Dışarıya çıkardı. Esmeral. Şimdi Şaziye iki sayılık atış. Şaziye Vekin kaçtı. Rebound Kuanitra'da. Çok güzel. Kuanitra sonrasında da sayıyı buluyor. Basketi buluyor Kuanitra Olingsworth. O da bugün geçen maçların aksine önemli katkılar yapmaya başladı. Tabii dış atış yüzdemizin de iyi olması lazım şu dakika itibariyle. Esmeral faul yaptı bu sefer. 39-39 eşitlik var maçta. Radochay, Milovanović. Dabović geldi top aldı. 6 saniye var hücum süresi için. Dabović. Şimdi dışarıya çıkardı Milovanović. Radochay. Süre doluyor. Herhalde zaten yine potaya da değmedi top. Yine uzun oyuncularımızın iyi pozisyon alması onların sayı atmalarını süreyi doldurmalarına neden oldu. Baskı gelmedi bu sefer Sırbistan'dan. Birsel, Esmeral Tunçluer, Kuanitra'nın perdesini kullandı. Esmeral üçlüğü gönderiyor, basket geliyor Esmeral Tunçluer'den. Esmeral bizi taşımaya devam ediyor Nevriye ile beraber. Kuanitra da burada iyi bir perdeleme yaptı. Tekrar ritmimizi bulduk. Kuanitra potanın fazla altına giriyor. Kuanitra ona yapılan müdahale faul. Nevriye faul çalındı. Şaziye'nin üçüncü faulü bu. Kınçik'te çaktırmadan 8 sayı attı. Şimdilik de faul çizgisinde. İlk serbest atışını sayıya çeviriyor. O da bu maça kadar 9.5 dakika ortalama ile oynayan bir oyuncuydu. 1.5 sayı ortalaması vardı. Çok ekstra tabii ondan bu kadar sayı yememiz. Ama tabii tamamen uzun oyuncuların yardıma gidip onun da o pozisyonları iyi değerlendirmesinden kaynaklandı. 22 yaşında Sopron'da forma girdi geçen sene. Sara Kırçiç, Esmeral Tunçluer, Radochay'ın baskısı var ona. Potaya baktı. Esmeral üçlüğü gönderdi. Potanın içinden çıkıyor top. Yelena Milovanović'te kaldı. Radochay. Faul düdüğü geliyor. İki atış gelecek. Şu anda baskı altında hücumda yine istediğimiz ritmi bulamıyoruz. Burada aslında önemli olan topun bir şekilde boyalı alandaki
top kullanabilecek oyunculara ulaşması. Başta Nevriye geliyor tabii. Çünkü Nevriye'nin de pası olması hem o birebirleri hem de çıkaracak ekstra paslarla pozisyon bulmamızı sağlayabilir. Ama yine de en önemlisi bu kadar sayı yemememiz gerekiyordu. Yani bu bizim çok alışık olduğumuz bir şey değil. İlk serbest atış kaçırdı Tamara Radochay. Sırbistan takımı 12 tane rebound almış. 6-6. Yani tamamen kendi istatistiklerini birebir destekliyorlar. Tuba oyuna dahil oldu. Esmer Ali yerine Tuba Palazoğlu. Birsel. Laboviç de hemen yardıma geldi. Birsel şimdi Nevriye'ye. Nevriye Yılmaz. Reboundu Kuanitra alıyor. Ona yapılan müdahale faul. Yani şu anda pota altında topu indirdiğimiz an oradaki fiziksel üstünlüğümüzü kullanıyoruz. Kuanitra ve Nevriye ile. Yani Kuanitra neredeyse Daboviç'i de kaldırıp potaya gidecekmiş. Serbest atış kullanacak şimdi Kuanitra Olingsworth. İlkinde sayıyı buluyor Kuanitra. 8. sayısı. Bu arada Esmer Ali'nin baldırında bir sorun var. Evet, çekme var herhalde. Turnuvanın son günlerinde genellikle bu tip pozisyonlarda olabiliyor yorgunluktan. İkinci serbest atış kaçırdı. Rebound mücadelesinde erken giriyor. Milisa Daboviç erken girdi. Kuanitra Olingsworth bir kez daha deneyecek. Yine kaçtı. Daboviç bu sefer reboundu alıyor. Radochay. Krnčić perdeye gelmişti. Tamara Radochay dışarıya doğru çıkardı. Saşa Kado üçlüyü gönderiyor. Rebound Nevriye'de kaldı. Tuğba'yı hemen gönderiyor. Tuğba, Birsel Vardarlı. Birsel, Nevriye içeride top istiyor. Nevriye aldı topu. Ajanović arkasında Nevriye. Radochay'ın yaptığı müdahale ve faul geliyor. Yani şu pozisyonların sayısını arttırdığımız an zaten hücum da kendiliğinden daha dengeli hale gelecek. Çünkü Nevriye'yi birebir tutmakta zorlanıyorlar. Artı yardım geldiği zaman da Nevriye bu pasları çok çok iyi veriyor. Nevriye'den Birsel'e. 8 saniye var hücum süresi için. Birsel. Az Nevriye'ye sürekli Nevriye'ye tutuyorlar. Nevriye'ye yapılan müdahale. Faul Ajanović. Geç gelen bir düdük. Oyuna yeni girdi Ajanović. Üst üste iki faul çalındı yine Ajanović'e. Serbest atış kullanacak. Sırbistan da faul limitini doldurdu ama zaten 19 saniye var çeyreğin bitmesine, yarının bitmesine. Otanın içinden çıkıyor top. İkinci serbest atışta sayı geliyor ve mola geldi Sırbistan'dan. Yeniden karşınızdayız bronz madalya mücadelesinde. Son 19 saniye Sırbistan topu olacak. İlk yarın son hücumunu yapacak Sırbistan. Ceyhun Yıldızoğlu özellikle öğrencilerini rebound konusunda uyardı. Erken bir atış sonrasında hücum rebound gelebilir dedi. Yani Kuanitra'nın yaptığı 3 tane hücum rebound var. Biz de orada bir üstünlük sağladık. Hücumda baskıya rağmen istediğimiz skoru bulduk. Ama savunmadaki o birebirler ilk yarı bizi fazlasıyla zorladı. Radochay 7 saniye var. Tamar Radochay Kuanitra karşıladı onu. Tamar Radochay sayıyı buluyor. Ve ilk yarı sona eriyor. Sırbistan milli takımımız karşısında ilk yarıyı 44-43 önde kapattı. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde milli takımımız ilk yarıyı Sırbistan karşısında 44-43
geride kapattı ilk periyoda göre. İkinci periyot biraz daha toparlanmıştı millilerimiz. Ama son bölümde, son anlarda gelen baskette bir sayı geride kapattık ilk yarıyı. Evet Gökhan, şu anda Sırbistan'la Türkiye tamamen hücuma yönelik bir basketbol neticesinde. İki periyotta da hem bizim takımımız hem Sırbistan 20 sayının üstünde skor bulmuş durumda. İlk periyot skoru 24-21 Sırbistan lehine, ikinci periyot 22-20 bizim lehimize. Tabi burada Nevriye'nin 11 sayısı, Esmeral'in 12 sayısı, içeriden dışarıdan iki oyuncumuzdan gelen sayılar. Bunun yanında Kuanitra'dan 8 sayı, 3 hücum ribaundı. Bizim bir şekilde skoru 43'e ulaştırmamızı sağladı. Onların özellikle önemli silahlarından biri olan 3 sayıyı 8'de 1 ile iyi savunurken onların yaptıkları hücum ribaundı ve ikinci atış sayılarıyla beraber 44 sayı bulmalarını engelleyemedik. Burada savunmada sabır göstermek konusunda bazen problemler yaşıyoruz. Topa baskıyı çok iyi yapmamızdan dolayı yardımın gecikmesi de otomatikman oluşuyor. İşte oralarda Sırbistan takımı da birebir oyunları, ikili oyunları da zamanlama olarak iyi yapmalarından dolayı istedikleri sayıları bulabiliyorlar. Şimdi bizim mutlaka hücumda o baskı altında, onların bize yaptığı baskı altında biraz daha organize olmak gerekiyor. Çünkü tam orta sahayı geçerken oyun kurucumuza gelen sıkıştırma neticesinde otomatikman hücum düzenlerini oluşturmakta istediğimiz saha içi yerleşimini yapamıyoruz. Bu da bazen bizim hata yapmamıza veya hücumu daha fazla topla oynayarak bitirmemize kadar bizi götürüyor. Bugünkü maçta en önemli oyuncu konumuna şu anda Nevriye gelmiş durumda. Çünkü hem savunmadaki yaptığı yardımlar hem de hücumda topun onun elinde olduğu zaman daha düzenli olmamızı sağlaması bugünkü maçta bizim Nevriye'nin etrafında bir düzen oluşturmamızı gerektirebilir. Belki bir alan savunması konusunda biraz daha hamle yapabiliriz. İkinci yarıda belki Işıl'la Birsel'i yan yana oynatıp özellikle Işıl'ın o savunma ribaundına yaptığı katkıyı Birsel'le beraber sağlayabiliriz. Sonuç olarak şu anda oyun ortada. Yani bu şekilde giderse iş son topa kalıp onun kimin basket yapacağı şeklinde üçüncülüğe ulaşacak takımı belirleyebilir. İşte buna izin vermemek için de mutlaka bizim o alışık olduğumuz hücum düzenlerinde ne yaptığımızı bilen konumda oynamaya bir an önce gelmemiz gerekiyor. Bunun anahtarı da savunmadaki o kararlılığımızı göstermek. Bugüne kadar oynadığımız bütün maçlarda hemen hemen 3. periyotları çok iyi oynadık. Bugün o iyi bir 3. periyot başlangıcına ve devamına fazlasıyla ihtiyacımız var. İlk yarıda Esmeral Tunçluer 12 sayıyla takımımızın en skoreri oldu. Nevriye'nin 11, Quentin Hollingsworth'un 8 sayısı vardı ilk yarı içerisinde. Boyalı alanda 24 sayı buldu milli takımız ilk yarıda. Buna karşılık Sırbistan'ın 28 sayısı var boyalı alanda. Onlar da tabii 43'i ekstradan buldular. Bu turnuvada çok fazla sayı opsiyonları olan bir oyuncu değildi. 11 sayı buldular ondan. Çok ekstra. Çeyrek final maçında Sırbistan İtalya ile böyle oynamıştı aslında. Sürekli karşılıklı sayılarla gitmiş. İtalya büyük bölümünde maçın önde götürürken maçı sonunda 85-79 kazanmıştı Sırbistan. Bir maç boyunca 40 dakikanın toplam 4 dakikasını önde götürmüşlerdi o maçta. Sonunda kazandılar. Yani İtalya tam kazandım derken 2 dakika kala iş bir anda farklı bir senaryoya taşındı. Şu anda Birsel'le Işıl yan yana. Bu yerinde bir hamle. Hem topa baskıyı geçmek için hem de hücumda daha farklı alternatif üretebilmek için. Şu anda Nevriye hücum pozisyonunu mutlaka destek verecek. Kuanita da hücum reboundlarını force etmesi ilk yarıda bize avantaj getirmişti. İkinci yarı başlıyor bronz madalya mücadelesinde. Dabovic, Milovanovic. Radochay topu aldı. Radochay. Şimdi Milovanovic iki sayılık atış kaçıyor. Rebound. Işıl araya girmeyi başardı. Işıl'a yapılan müdahale faul. Işıl da bunları çok iyi yapıyor. Yani o havuz ribantı dediğimiz potadan uzak yere düşen
faul çizgisi civarındaki yerlerde hep mutlaka değdiği topları almayı başarıyor. Schlaupen karşısında Radochay var. Şu anda kısa oyuncudan baskı gelmesin diye de Nevri'ye topu oyuna soktu. Onun adamından o sıkıştırma yakalanmamak için. Birsel Vardarlı. Birsel. 9 saniye var. Birsel. Ayağını dışarıya basıyor Birsel Vardarlı. Top kaybı geldi milli takımımızda. Bazen Birsel bunları yapıyor. Yani top kullanması gerektiği yerde hala pası kovalıyor. Halbuki skor katkısı da yapabilecek kadar çok üst düzey bir oyuncu. Bunu atlamaması lazım. Radochay bir an için top kaybetmişti. Milovanovic 2 sayılık atış. Bu sefer kaçırmadı Milovanovic. Nevriye Yılmaz. Begüm topu aldı. Birsel Vardarlı. Dabovic'den sıyrıldı. Birsel. Sayılık atış ondan basket geliyor Birsel Vardarlı. Ya şunları yapsa zaten o pasları da rahat rahat verecek yani. Milovanovic Nevriye Yılmaz topu çalıyor. Nevriye Yılmaz ve sonrasında basketi buldu. Nevriye ile orta sahada top kaptık, top çaldık. Çok önemli bir oyuncu. Yani sahada bir oyun kurucu gibi liderlik yapabilen ender oyunculardan bir tanesi. Sasha Kato. Radochay dışarı çıkıp topu aldı. 6 saniye var. Milovanovic üçlüyü gönderiyor bu sefer. İsabet geliyor Milovanovic'ten. O da bugün çok iyi oynuyor. 16. sayısı Milovanovic'in. 5'i bu çeyrekte geldi. Birsel. Begüm topu aldı. Begüm'ün topuna bir müdahale var. Yine milli takımımızda olacak. On bir saniyemiz var. Birsel üçlüyü gönderdi. Birsel Vardarlı. Hocam Birsel sizi duydu. 5 sayı üretti. Evet, yani üretmesi lazım. Çünkü bu baskı altında olayı çözmek için kısa oyuncuların mutlaka sayı atması gerekiyor. İlk yarıda Esmeral de zaten bunları attığı için biz oyunun içinde kaldık. Dabovic'den Matic'e. Begüm faul yapıyor Matic'e. Ivanka Matic 2 serbest atış kullanacak. Ama yine de şu anda savunmada istediğimiz çizgide değiliz ama Begüm'den de çok akıllıca bir foul gelmiş. Yani burada kaçırması eşti. Ivanka Matic ikinciyi de kaçırıyor. Kendi ribaundunu almaya çalıştı Kuanitra. Foul bırakmadı geldi. Ve bir de foul geldi Kuanitra'ya. Milli takımımızın daha önce oynadığı maçlarda rakipler faul limitini kolay kolay doldurmuyorlardı. O yüzden de zaten turnuvanın en az serbest atış kullanan takımıyız. Işıl. Jovanovic karşısında Birsel Nevri'nin etrafından dolaştı. Gitti topu aldı. Quentin'in perdesini kullandı şimdi. Bir üç daha iki sayı işareti geliyor. Ayağı çizgide. Böylelikle Esmeral Okyan dış atış ihtiyacımızı Birsel'le halletmiş durumdayız. Dabovic potaya yöneldi Dabovic. Işıl karşısına geldi. Matic. Blok da geldi Nevriye'den. Şu dakikalar yine alışık olduğumuz o üçüncü periyotlardan bir tanesine sahne oluyor. Bu arada Işıl. Sıcak el. Hemen bir çok güzel pas. Kuanitra'ya harika bir asist geliyor. Birsel Vardarlı ve Sırbistan molası geliyor Kuanitra'nın bu sayısıyla. Bir dakika 20 saniyede 7-0'lık bir seri geldi milli takımımızdan. 4-49 öne geçtik Sırbistan mola aldı sonrasında. Evet, Birsel'in hemen o sihirli elleri oyuna değdi. Işıl'la beraber uyumu bir anda maçı istediğimiz noktaya getirdi. Tabii ama unutmamamız gereken bir şey var. Biraz sonra oyuncu değişiklikleri başladığı zaman da mutlaka bu çizgide kalacak şekilde kenardan gelen oyuncularımızla yola devam etmemiz gerekecek.
Milovanović, Jovanović topu aldı. Jovanović gösterdi, kullanamadı. Jovanović şimdi üçlüğü gönderiyor. Kaçırdı. Vanitra'da kalıyor top. Yine Nevriye'den akıllıca bir savunma. Birsel. Zabovic karşısında. Vanitra içeride pozisyon almaya çalışıyor. Nevriye'den şimdi ona. Basket faali olacaktı. Serbest atış kullanacak Vanitra. Şimdi Birsel skorer oynamaya başlayınca olay çözüldü. Oyun açılmaya başladı. Işıl da ona destek veriyor. Otomatikman uzun pozisyondaki oyuncular da daha rahat bir şekilde topla beraber skor atma opsiyonlarını elde etme şansına sahip oldular. Şimdi kaçırıyor Kuanitra. Devre arasında da ısınırken Kuantra serbest atış çalışıyordu. Evet, bugün iyi bir gününde. Portisine gelecek gibi gözüküyor ama 2'de 0 attı. Yine de ona reboundlar katkısına ihtiyacımız var. Radochay. Jovanović dışa çıkıp topu aldı. Jovanović. Yeniden tamam Radochay. 8 saniye var içeriye. Faul düdüğü geliyor Begüm için. İyi faul. Çoktan sayı yemek için. Sayı yemeyi engelledik. Bu arada ilk yarıda sürpriz skorer Kuntic de yine uygun bir pozisyon almış pot altında. Jovanović yerine Jovana Rad oyuna dahil oldu. Rad, Radochay. Ya yine burada bir anlaşmazlık. Jovanović kaçırıyor. Kuntic'te kaldı rebound. Bir hücum şansı daha olacak Sırbistan için. Vanitra'nın ikili oyun savunması çok kuvvetli değil. Bu da bizi zorluyor. Radochay. Geriye kadar çıkardı Jovanović. Jovanović içeriye. Bravo, Işıl araya girmeyi bravo başardı. Işıl Alben. Nevriye. Şimdi Birsel üçlüyü gönderdi. Bir isabet daha Birsel Vardarlı. Nevriye'nin pasör özelliği. Işıl'ın top çalması, Birsel'in de sıcak elleri. Bir müdahale geldi Birsel'den. Jovanović, Radochay kaçıyor. Rebound mücadelesi. Johan Arat'ta kaldı. Rebound. Rebound Işıl'da. Şimdi yine aldı orada. Herkes şu anda işini yapıyor takımda. Bu da zaten o meşhur üçüncü çeyreklerimizden bir tanesini yaşamamızı sağlıyor. Nevriye'nin atışı Birsel bir deri bantı aldı. Ve sonrasında da basketi buluyor Birsel Vardarlı. 14. sayısı Birsel'in. Şon yok içeriye. Jovan Arat. Jovanović yeniden Jovan Arat. Nevriye müdahale etmeyi başardı. Işıl top oyun alanında tutamıyor. Çok iyi savunma. Burada gerçekten şu anda onların o pota altı üstünlüğüne de son vermiş durumdayız. Topa yaptığımız baskı, topun karşısında kalmak. Öte yandan da Birsel'in müthiş hücum performansıyla beraber şu anda 16'ya 5 çeyrek skoru. Spokiliğine çok gördük ama tüm çeyreklerde. Bunu tabii devam ettirmek gerekiyor. Çünkü bu 5 de belli bir zaman sonra yorulacaktır. Radochay son anda atışlandı. Potadan dönüyor. Begüm. Nevriye içeride topu aldı. Şimdi dışarı Işıl'a çıkardı. Işıl potaya yöneliyor. Birsel. Hücum dengesini sağlamak gerekiyor. Birsel Vardarlı. Işıl. Oo, müthiş vurdu. Begüm üçlüğü gönderiyor. Kaçırdı ama Kuanitra orada. Her şey istediğimiz gibi. Her şey istediğimiz gibi. ...14-0'lık bir seri milli takımımızdan. Dabovic. İsa Dabovic. Milovanović üçlüğü gönderdi. Kaçırıyor. Top dışarı gitti.
taraftan en güvendiği silahı olan iskipleri deniyor ama... Ama Nevri o kadar akıllı savunma yapıyor ki... Hep dengeli ve ne zaman ne yapmaları gerektiği konusunda Sırbistan gibi düşünmeyi başaran oyuncularımızın başında geliyor. O yüzden de o atışı bozdu. Bir serve artarlı. Bekim yine köşeye gitti. Işıl şimdi dışarı çıkıp topu alıyor. Işıl potaya doğru yöneldi. Onun pasını Evri'ye iki sayılık atış. Işıl araya girmeye çalıştı. Neredeyse Kırmızı'dan alacaktı reboundu Işıl Alden. Ama doğru hücum ediyoruz. Yani bunun neticesinde şu anda bu noktaya geldik. Nevriye de o baskıya geldi. Yine topu çaldık. Pauli de yaptırdı. Nevriye rakibinin yapmadığı bir şey yok Nevriye de. Orada inanılmaz bir de hareket geldi Nevriye'den. Rakip bacaklarına çarptı dışarı çıkartacaktı. Onda da sıçradı. Milovanovic'in bu faul Işıl'a. Kuba oyuna dahil oluyor Işıl'ın yerine. Işıl çok önemli bir enerji kattı oyuna. Bakalım Tuba. Onun bıraktığı yerden devam edecek mi? Begüm. Nevriye Yılmaz 9 saniye var hücum süresi için. Nevriye. Kutaya yanaşmaya çalıştı. Şimdi Kuanitre'ye harika bir pas. Ama orada müdahale geliyor Jovan Arat'tan. Foul yapmak lazımdı. Güzel yaptı o foul'ü. Levanoviç'e faul yapıyor bir sel vardı. Üçüncü takım faulümüz. Evet 10 saniye vardı. Nevre bir oyun kurucu gibi olayı hemen bir şeyler çizdi kafasında. Güzel de ondan o pası alıp kendisi bir organizasyon yapmayı düşünüyordu. Bu arada Bahar da oyuna gitti Kuantin'e yine. O da çok iyi oynadı bu çeyrekte. Işıl gibi. Dabovic topu oyuna soktu Milovanovic. Yeniden Milisa Dabovic alıyor. Milisa Dabovic üçlüyü gönderdi. İsabet geliyor. Uzun bir aranın ardından ilk sayısı Sırbistan'ın. Şimdi Tuğba, Bahar Çağlar. Yeniden Tuğba Palazoğlu dışarıda. Güzel oradaki eşleşmeyi gördü. Bahar'la Babovic'in kaldığını. Tuğba onun üçlüğü. Çok kritik bir atıştı bu da. Şimdi bunu yememek gerekiyor. Periyot sonunda tekrar Sırbistan'ın son periyotta oyuna girmesini geciktirebilmek için. Babovic bir üçlük daha gönderdi. Bu sefer kaçıyor. Yersel Vardarlı ribaundu aldı. Tuba Palazoğlu, Bahar Çağlar, Nevriye şimdi içeride Kırçış arkasında Nevriye'nin. Nevriye dışarıya Tuba'ya çıkardı. Bahar 9 saniye var. Nevriye'ye pas vermek isterken bir müdahale geldi topuna. Tamar Radoçay. İyi geri koştu. Şimdi Milovanovic. Faul düdüğü geliyor. İşte Birsel ile Işıl yan yana oynadığı zaman hücumu kontrol etmemiz, yönlendirmemiz daha kolay oluyordu. Şimdi tabii tek oyun kurucuya döndük. Burada tekrar Sırbistan olayı dengeleme şansına sahip olacak. Birsel de tabii yorulabilir. Onu da atlamamak lazım. Ama maçın sonunda o ikisinin mutlaka yan yana oynaması bizi hep kontrol adına önde olmamızı sağlayacaktır. Milovanovic Nevriye karşısında. Şimdi Radoçay 9 saniye var hücum süresi için. Radoçay 2 sayılık atış ondan. Basket geliyor Radoçay'la. Birsel hemen topu taşıdı. Ayakla bir müdahale var. 5-0'lık bir seri geldi Sırbistan'dan. Tuğba da bir tane basket atsa o da... Kendi oyununu pozitif hale getirebilecek. Tuba. Şimdi içeriden Evriye. Birsel. Üç sayılık atış Birsel'den bir isabet daha geliyor. Vallahi herhalde kendi performans adına uzun süre hatırlanacak bir üçüncü çeyrek. Arda Şazi'ye dört.
44-54 yapıyor. Az önceki üçlük. ...15 sayı üretti Birsel bu çeyrekte. Dabovic ikinci servis atışı da sayıya çeviriyor. 21.8 saniye var. Zaten attığımız 21 sayı var. 15'i Birsel, bir tane de Juanitra'ya asisti var. 17 sayı tamamen domine etmiş durumda bu çeyreği. Birsel Vardarlı topu hemen karşılığına götürdü. Birsel, Bahar, Tuğba. Çok iyi pas. İçeri Nevriye'ye arka çok bir pas ucum. Nevriye Yılmaz. Çok güzel hücum oldu. Dabovic bir an için topu kaybetmişti. Erken attı. Erken atıyor. 66-56. Nevriye topu potu altından oyuna sokacak. 0.1 saniye var. ...66-56 üçüncü çeyreği önde kapatıyoruz. Son çeyrekte yeniden birlikte olacağız. 66-56 son çeyreği önde giriyoruz. Birsel'in harika performansı vardı üçüncü çeyrekte. 15 sayı üretti. Birsel Vardarlı 23 sayımızın 15'i ondan gelmişti. Bir top kaybı ve sonrasında faul geliyor Birsel'den. Üçüncü çeyrekte ilk defa onları 20 sayının altında tutmayı da başardık. Sadece 12 sayı yedik. Burada tabii bütün oyuncularımızın o yakaladığımız 5 çok uyumluydu. Işıl'ın performansı. Quantita'nın şu anda 12 sayı 9 reboundla oynaması. Nevriye'nin hem ucunda hem savunmada ne yapılması gerekiyorsa devrede olması. O bizim ideal 5 ile beraber istediğimiz sayı farkını yakalamamızı sağladı. Kızı da çaldık. Kulağdan çok iyi bir yardım geldi orada. Nevri önde kalmıştı. Esmeral, Tufal, içeride Nevriye Yılmaz. Kulağ Palazoğlu. 10 saniye kaldı. Birsel. 3 sayılık atış Birsel'den. Bu sefer olmadı ama Nevriye alıyor. Bir boundu ve basketi buluyor. Yani bugün Nevriye, Esmeral, Birsel. Bütün tecrübeli oyuncularımız bu tip maçları oynamanın verdiği o tecrübeyle beraber müthiş oynuyorlar. Üç kişinin arasına kaldı Esmeral. Ona yapılan müdahale faul. Kado faul yaptı. Esmeral'in de bacağında bir sorun vardı. Şu anda oyuna geri dönebildi. Başak Kado dördüncü faulini alıyor. Kenara gelecek. Tabii bu dönüşün en büyük nedeni bizi var eden önemli şey olan savunmaydı. Üçüncü çeyrekte her zaman olduğu gibi onu sahada yansıtınca şu anda kontrol bizde. Yeter ki savunmadaki bu disiplinimizden ve konsantrasyonumuzdan ödün vermeyelim. Işıl da oyunda şimdi Işıl Alben. Hayır, Birsel yoruldu. Otomatikman o da yerini Işıl'a bıraktı. Nevriye de yerini Kuanitra'ya bırakıyor. Tuba. Esmeral, Tuğba Palazoğlu. 3 sayılık atış ondan. Olmadı rebound. Bahar'da kalıyor. Reboundlarda da büyük üstünlüğümüz var Sırbistan'a. Zaten maçın en önemli anahtarlarından biri de bu rebound dengesiydi. Şu anda fazlasıyla üstümüze çevirdik. Milovanovic faul yapıyor Işıl'a. Şu faulü Yelena Milovanovic'in. Şimdi sayı farkı da bu seviyelerde olduğu zaman Sırbistan takımı da savunmada daha fazla risk almaya çalışacaktır. Bizim oralarda düzenlerimizi korumamız lazım. Bahar Çağlar, Işıl yeniden topu alıyor. Işıl içeriye girdi, Bahar'a verdi. Bahar... 12 sayılık atışı, rebound. Kuanitra müdahale etmek istedi, olmadı. Kınçic çeliyor. Tamara Radoçay. Radoçay'dan kötü bir pas. Ana Davovic ekranlara geliyor. Sakatlığı nedeniyle sahada yer alamıyor. Davovic ailesinden Milis de oyunda onun yerine. Hadi,
Esmeral. Radoçay faul yaptı. Üçüncü takım faul oldu bu çeyrekte. Tamam Radoçay dönmek hocası. Yovan'a rahat oyuna tahil olacak. Şu dakikalarda Sırbistan'ın özellikle 3 sayılık atışlarını iyi savunmamız lazım. Çünkü onları havaya sokacak tek şey oradan bulacakları isabetler olacaktır. Hücumu da dengeli bir şekilde yapıp geriye dengeli dönmek için. Basketbol geliyor Işıl'dan. Işıl Alben. Fark 14'e çıktı. Dördüncü takım faulü aynı zamanda. Belki de bunu hep söylüyoruz ama milli takımımızın da en büyük lüksü Birsel başta olmak üzere Işıl gibi iki tane oyun kurucuya sahip olmamız. Serbest atışta sayıya çevirir Mirza Dabovic. Jovanović. Mirza Dabovic yeniden topu aldı. Radoçay diğer tarafta. Tuba karşısında Tamar Radoçay'ın. Radoçay üçlüğü gönderiyor. Kaçırdığı bir bant mücadelesi bizde. Kırmçiş'ten top dışarı çıktı. Ve Sırbistan molası geliyor. Ota'nın perileri 3. periyotta bıraktığı yerden devam ediyor. Bu final periyodunda son periyotta. Evet, buradaki seriyle başladık. Bu da tabii ki oyuncularımızın top altındaki oyuncularımızla beraber savunmadaki uyumu otomatikman Sırbistan'ın o hücumdaki ritmini de kaybetmesine neden oldu. Hücum ribaundlarını kontrol ediyoruz. 3 sayı çizgisinin gerisinden şu anda istatistikte yanlış görmüyorsam 19'da 3 atmışlar. Zaten maç başında da 19 üçlük kullanıyorlardı. 20 olmuş istatistiğe geç girmesinden dolayı. 20'de 3. Bu da bizim iyi savunduğumuzu gösteriyor onları. Işıl Alpen. Şimdi Tuğba çıktı topu aldı. Mirza Dabovic karşısında Tuğba'nın. Tuğba Palazoğlu. Işıl. 5 saniye var. Işıl 2 sayılık atış. Kaçırıyor. Kuanitra. Işıl araya girip orada topu almayı başardı. Kuanitra rebound bir daha alıyor. Blok geldi Kırınçiş'ten Kuanitra'ya. Ayrıca da 12 sayı 10 rebound oldu bu pozisyonla beraber. Radoçay. 2 sayılık atış. Tamar Radoçay'dan Kuanitra gitti. Reboundu aldı Kuanitra. Top oyun alanında kaldı ama Kırınçiş'te kalıyor. Bu tip pozisyonları vermemek gerekiyor. Tamar Radoçay. Mirza Dabovic. Top elinden kaçırdı. 8 saniye var. Dabovic potaya yöneldi. Tuğba'nın müdahalesi kaptı var. Kuanitra. Sonrasında Dabovic faul yapıyor. 4. faul oldu Mirza Dabovic'in. 5. takım faulü Sırbistan'ın 6 dakika 20 saniye kala. Foul haftaları olduğu için de foul çizgisindeyiz. Tuğba Palazoğlu ilk serbest atış sayıya çevirdi. 2. sayısı Tuğba'nın. İnşallah Tuğba da maçı sağ içi isabetiyle bitirir. Bu turnuvada müthiş bir başlangıç yaptı. Bugün şu anda belki ucunda sağ içi basketi yok. 4'te 0 oynuyor ama savunmada şu anda Dabovic de gayet iyi savunuyor. İşte Dabovic. Utilia topu aldı. Esmeral karşısında Utilia'nın 6 saniye var hücum süresi için. Kuanitra topa ayak el koymayı başardı. Rebound mücadelesi Kuanitra düşerken rebound'u almayı başarıyor. Tuğba'dan Işıl'a. Kuanitra da istediğimiz bir çizgide bir maç oynuyor bugün. Zaten ondan beklediğimiz noktalarda bu rebound'ları toplamasıydı. Faul düdüğü geliyor Kuanitra'ya. Kırmçiş faul yaptı.
Çok yanlış gelecek yine. Yani Sırbistan takımı şu anda konsantrasyon olarak iyice aşağıya düştü. O üçüncü periyotta kararlılığımız, Birsel'in müthiş oyunu, Nevriye'nin ona eşlik etmesi, Işıl, Koanitra derken milli takımımız yine o alışık olduğumuz görüntüsüne geldi. Zaten bu turnuvada 3 tane iyi takım var diyorduk. İspanya ile Fransa ve milli takımımız. 1-2-3'te herhalde bu şekilde oluşacak. Hala sayı bulamadı Sırbistan bu çeyrekte. Milovanović. Radochay, Işıl karşısına Radochay'ın. Butilia. Faul düdüğü geliyor. Esmer Tunç'u da her faulü yaptı. Serimizde 9-0 bu periyotta. Milovanović. Sayılık atışı ondan kaçırdı. Rebound Butilia'da kaldı. Bir atış daha. Koanitra, Işıl, Milisa Tabovic, o da kaçırıyor. Daldılar tamamen. Yani bizim bu etkili oyunumuz, kararlılığımız ve kalitemiz bir anda maçı buraya getirdi. 5 dakikada hiç sayı yemeden son periyodu bitiriyoruz. Tuğba potaya gitti. Tuğba Palazoğlu kaçıyor. Potu altından Sırbistan topu oyuna sokacak. Butilia üçlüğü gönderdi, kaçtı. Rebound mücadelesi. İstatabovic, Işıl çok iyi yere gitti. Radochay, şimdi Milovanović. Milovanović'ten 3 sayı isabeti geldi. Işıl Alben'e bir teknik faul geliyor bu arada. Az önce faulü bekliyordu Işıl Alben topu kaptıktan sonra. Tabii ki isabeti gördük şimdi. Bundan önceydi o pozisyon. Işıl'ın itiraz ettiği Milovanović iki serbest atış kullanacak. Sonra da kenardan başlayacak Sırbistan. Şu anda bir yüzünde 4 sayı yemiş durumdayız. Bu yüzündeki 5. sayısı oldu Sırbistan'ın. Bir de kenardan başlayacak. Milovanović iki sayılık atış. Kaçırıyor bunu. Jovanaret'te kaldı. Radochay. Jovanaret. Red potaya gitti. Kaçırdı Jovanaret. Yani buradan bir basket daha çıksaydı Sırbistan daha farklı bir şekilde bizi rahatsız etmeye başlayabilirdi. Esmeral. Şu anda bizim için en iyi senaryo oldu. Foul çizgisine geldik. Birazdan maçın tansiyonunun düşmesini sağlayacaktır. Mola geliyor bir kez daha. 2011'de Avrupa ikincisi, 2012 Olimpiyat artı Olimpiyat beşincisi ve 2013'te şu anda Avrupa üçüncülüğüne çok çok yakın. Pota'nın perileri. Serbest atış gelecek Esmeral'den. Birsel'le Nevriye oyuna dahil oldu. Kalan 4 dakikada. Şu anda 4 tane oyuncumuz çift tanelerde. Ve bu 4 oyuncumuz da sahada şu anda. İkinci serbest atışta sayı geldi Esmeral'den. Radochay dışarıya çıkardı Milovanović. Radochay 3 sayılık atış ondan. Kaçırıyor Nevriye ve sonrasında Koanitra. Beşledi. Tabovic faul yapıyor.
Kardeşinin yanına dönüyor Mitsotavovic kenara. Mitsotavovic gelecek. Sırbistan'da şu ana kadar madalyası yok Avrupa şampiyonalarında. İki serbest atışta sayıya çevirdi Kuanitra. Sayılık atış Kadotan kaçırıyor. Kuanitra ribaundu aldı. Toplamaya devam ediyor. 15. ribaundu. Zaten ribaunddaki fark da şu anda oldukça açıldı. Ve bir faul var. Esmeral iki serbest atış kullanacak. Kuanitra'yı geçirmeden sayı bulmaya devam edeceğiz. 41'e 26 oldu ribaundlar. Ciddi bir farka ulaştık. Ve ikinci yarı, ilk yarı 44 sayı yedim Sırbistan'dan. Şu anda sadece 17 sayı yedik. Yani. İkinci serbest atış. Bunda sayıya çeviriyor Esmeral. Arka 19 sayı. Yani ilk yarıda en önemli işleri yapan ucunda oyuncularımızın başına geliyordu Esmeral. Gerçekten çok iyi bir turnuva geçirdi. Kaziye İvekin uyumda Radoçay potaya doğru gitti. Şimdi Kırçiç atışı kaçırıyor. Kaziye ribandı aldı. Yeter Vardarlı. Duva içeride Kuanitra. Basını çıkardı. Kaziye iki sayılık atış basket geliyor. Takımız şu anda hak ettiği yerde. Gönül isterdi tabii finalde olalım. O şansımıza da sahiptik. Fransa maçında iki sayıya kadar indirdik. Maçın son 2,5 dakikası. Orada Gurigan'ın köşeden attığı böyle çarpıp giren bir top var. Ama sonuçta önemli olan hep buralarda olmak. Ve 2014 Dünya Şampiyonası öncesi bence çok önemli bir mesaj verdik. Kadın basketbol için şu anda gelinen nokta hakikaten gurur verici, keyif verici ve istikrarla. Tuba Palazoğlu bir sel Vardarlı. 17 sayısı vardı bir selin. Top kaybı geliyor. Milovanovic hızlandı. Milovanovic potaya gidiyor ve sayı geliyor Milovanovic'ten. Kuanitra'ya çok güzel bir pas bir serden Kuanitra kaçırdı. Ama sonrasında ribaundu alıyor. Selim bir asisti gitti. Sen 8 demiştin şu anda 4'te. Bu da olsaydı 5 olacaktı. Kuanitra kendi istatistiğini yükseltti ribaund istatistiğini. Bir sel ribaundu alıyor. Tuba Palazoğlu basket geldi. İlk saha içi basketine ulaşmış oldu böylelikle. Çok özel bir takım. Yani gerçekten beraber oynamaktan zevk alan hem teknik ekibimizin hem idari olarak federasyonumuzun şu ana kadar istikrarı sağlamasıyla beraber kadın basketbolumuzda istediği çizgiye geldi. Senin bir asist daha gitti. Elinden geleni yaptı bir ses son bölümde ama arkadaşlarının yardımını alamadı bir türlü. Kadro üçlüğü gönderiyor. Var. Kuanitra kenara geldi. Birsel kenara geldi. Çok iyi oynadılar. Yani gerçekten oyun kurucularımız
Çok farklı. Nevriye her zaman olduğu gibi takım için neye ihtiyaç varsa orada. Juanitra özlediğimiz o istatistiği, performansı bugün sergiledi. Esmeralda bu iyi bir turnuva geçiriyor. Avrupa ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü. Gerçekten iki Avrupa şampiyonası üst üste bunu yapmak çok kolay bir şey değil. Yani bu gerçekten müthiş bir başarı. Ayşegül ve Nail'e de oyuna dahil olduğu milli takımımızda. Nevriye, Tuğba, 5 saniye, 4 saniye, Nevriye bir pas, Nevriye Yılmaz. Milovanović kaçırıyor. Rebound Şaziye'de kaldı. Onun pası Nail'e çırak. Nail'in basketi geliyor. Evet, abla kardeş basketi de geldi. Üçüncü çeyrekte başlayan kararlılığımız şu anda bizi bronz madalyaya getirmiş durumda. Üç sayılık isabet geliyor. Şakadotan. Yine Nail'e bir pas. Nail'e çırak. Kaçırıyor. Şaziye tamamlıyor. 90-71 milli takımımız Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oluyor. 92-71 21 sayılık fark buluyoruz Sırbistan karşısında. Atlayışın düğümü tamamen 3. periyotta. Birsel'in pas vermekten çok atmaya yönelik o hamleyi yapmasıyla başladı. Oyun kurucularımızdan o hamleye gelmesi gerekiyordu. Işıl orada tamamlayıcı oyuncu konumunda çok önemli bir iş yaptı. Ve ekrana da bu güzel görüntü gelmiş oldu. Gerçekten çok iyi bir turnuva çıkardık. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda final oynayıp gümüş madalyayı almıştık. Bu sefer bronzu aldık. Ama Ceyhun Yıldızoğlu sürekli röportajlarında altın madalyayı da almamız gerekiyor. Evet. Ama şu anda ilk hedefimiz 2014 Dünya Şampiyonası. Kendi evimizde oynanacak Dünya Şampiyonası. Ve Mustafa Kemal Atatürk'lü bayrakları açıyor millilerimiz. Sesler ekranlarda. 28 üçlük üç sayı denedi Sırbistan. Böylece onlar en fazla 3 sayı deneyen takım olma unvanlarını korudular. 6 isabet buluyorlardı genellikle. 19 denemede. Bu sefer 28'de 6 buldular ki 2 tanesi maç sonunda geldi. Reboundlar zaten başlı başına bu maçın özeti. 48'e 27. Skoru çok iyi dağıttık. Uzun oyuncularımız olsun. Nevriye skor atarken Kuanitra hem rebound hem skorda vardı. Birsel Işıl'la beraber oyun kurucu pozisyonunda önemli katkılarda bulundular. Bu ikiden 24 sayı geldi. Esmeral orada skorer kimliğini tekrar sahaya yansıttı. Otomatikman şu anda haklı olarak bizi gururlandıracak şekilde istikrarlı basketbolumuz, kadın basketbolumuz kürsüde yine yerini alma başarısı göstermiş oldu. Milli takımımız bronz madalyayı aldı. Altın madalya kimin olacak? Fransa-İspanya maçı 21'de yine NTV Spor ekranlarında olacak. Oldukça zorlu bir maç bekliyoruz. Biz iki takımla da oynadık. İkisine de mağlup olduk ama iki tane zorlu maç oynadık. Gerçekten de. Turnuvada en fazla sayı yediğimiz maç oldu şu ana kadar. Ama en fazla sayı attığımız maçlardan biri de oldu yine. Zaten Sırbistan tamamen hücuma endeksli bir takım. Biz de hücumda bu sefer oyuncu kalitemizi, tecrübemizi doğru bir şekilde paslaşarak ki 17 tane asistimiz var. Bunu da atlamamak lazım. İkinci yarı top kayıplarımızı daha kontrol ettik.
Sırbistan'da 3. periyottaki performansımızla beraber yavaş yavaş oyundan düşerek kontrolü bize bırakmak zorunda kaldı. Maçı da, turnuvayı da 9 oyuncuyla oynadık neredeyse. Yani 9'u 15 ila 20 dakika arasında mutlaka süre aldı. Şlalbe'nin içeriye girip bulduğu sayılar, Birsel Vardal'ın 3. çeyrekteki 15 sayısı, ki Birsel bugünü 17 sayıyla tamamladı. Bir çeyrekte 15 sayı, diğer 3 çeyrekte 4 sayısı var Birsel Vardal'ın, ama son çeyrekte zaten ona çok fazla iş düşmedi. Zaten ama 3. çeyrekte Gökhan, o Ceyhun'un 2 oyun kurucu tercihi belki de maçın önemli kararlarından bir tanesiydi. Kuanit'le ile Nevriye de birbirini çok iyi tamamlayınca otomatikman maç bizim o 3. periyottaki alışkanlıklarımızı da sahaya yansıtıp istediğimiz oyun kontrolü ve skorları bulmamızı sağladı. Nevriye Yılmaz 19 sayıyla oynadı. 4'te rebound aldı Nevriye. Quentra Hollingsworth double double yaptı. 18 sayısı vardı Quentra'nın. 16'da reboundu vardı. Tabii oyun dakikası olarak da Nevriye, Quentra ve Birsel bu maçta öne çıkan oyuncularımız. Onları Işıl ve Esmeral takip ediyor. Sonuç olarak süreyi mümkün olduğunca senin de dediğin gibi oyuncularımıza çok iyi paylaştırdı. Ama bugün bizim takımın en önemli iki oyuncusu Birsel ve Nevriye'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Çünkü onlar gerçekten bu takımın en önemli iki tane oyuncusu. Onlar olayın içinde olduğu zaman, özellikle tecrübenin sahada olması gerektiği zaman, o ikili bugünkü gibi performans sergilediğinde istediğimize ulaşmakta daha kolay oluyor. Nevriye Yılmaz zaten hani neredeyse bir 3 numara 3-4 arası oynadı oyunun büyük bölümünde. Her şeyi yapıyor. Her şeyi yapıyor. Orta sahada top kaptı. Evet. Hani baskı yapıp orta sahada top kaptı Nevriye Yılmaz. Sonra gitti o topla sayı buldu. Çok özel bir oyuncu gerçekten. Bir de tabii takımımız uzun zamandır beraber oynamanın artılarını da yaşıyor. O uyum otomatikman sahaya yansıyor. Harika bir maç çıkardık, harika bir turnuva çıkardık aslında. Ve Onur bu arada yanında milli takım oyuncularımız var. Onur Tuğrul Fransa'da. Evet Onur, söz sende. Evet, madalyalı takımımız şu anda yanımızda. Öncelikle Nevriye ile konuşalım. Nevriye, madalyaya ulaştık. Öncelikle hislerini alalım. Harika da bir maç geçirdin. Ya çok zor bir maç oldu. Maçtan önce biz karşı takımın bu turnuvanın iki tane flash takımından bir tanesi olduğunu biliyorduk zaten. İsveç'le beraber bu turnuvayı çok iyi çıkardılar. Ama biz buraya gelirken hedefimiz bir yıl önceki Avrupa Şampiyonası'ndan daha iyi bir derece yapabilmekti. Ve biz bu potansiyelde, bu güçte bir takım olduğumuzu biliyorduk. Ama maalesef ev sahibi Fransa ile eşleştik ve istediğimiz gibi oynayamadık. Kötü başladık maçı ve kaybettik. Üzgünüz tabii ki öncelikle finali kaçırdığımız için, ama ülkeye madalya ile döndüğümüz için çok mutluyuz. Daha önceki Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık, ikinci olduk. Bu sene de işte yarı finalde üçüncü olduk. Çok güzel bir başarı bu jenerasyonun, bu takımın ne kadar iyi ve istikrarlı bir takım olduğunu gösteriyor. Mutluyum madalyayla ülkeme döndüğüm için. Bütün takım arkadaşlarımı da kutluyorum. Bugün gerçekten herkes olağanüstü bir efor sarf etti. Mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Daha fazla tutmuyorum. Quentra, you did double-double. You had a great performance. What's your feelings? I just wanted to finish off strong. I know I haven't really been playing like I felt like I should. So tonight we had to come out and we had to make a statement. You know, our last game was a tough loss, but really we had to come and get it done tonight, and we did. Okay, thank you very much. Quentra'ya double double yaptın, performansın çok iyiydi. Duyguların ne dedik? O da takım olarak çok iyiydik dedi. Buradaki madalya kazanmak bizim için önemliydi dedi. Gürültüden dolayı da kaçırdığım şey varsa şimdiden özür dileyim. Birsel, özellikle 3. çeyreği anlatmanı istiyorum senden. Neden kadın basketbolunun Steve Nash'i dediklerini biz orada gördük. Burada Fransız taraftarlar çılgına döndü adeta. Öncelikle bunu sorayım sana. 3. periyotta aslında Meral'in bir sakatlığı oldu. O yüzden ben 2 numara oynadım. 2 numarada oynayınca skor yükü bana düştü. Ben de seve seve tabii ki oyuna dahil olmak zorundaydım. Çünkü finale çıkamadık ama en azından ülkemize madalyayla döneceğiz.
Bu jenerasyon 3 senedir üst üste çok büyük işler başarıyor. Tarihimizde ilkleri gerçekleştiriyoruz. Bu sene belki ikinci finale çıkamadık ama ben aslında bu takımın bu sene şampiyon olacağını düşünüyordum. Yani hissiyatlarım o yöndeydi ve hala herkesten iyi olduğumuzu düşünüyorum ama İspanya-Fransa maçlarını çok iyi oynayamadık. Belki ikinci bir maç olsa, yani İspanya'yla finalde oynasak kazanacağımızı düşünüyordum. Neyse böyle dönüyoruz. Şimdi 3 senedir anımızın hakkıyla başarılı bir şekilde dönüyoruz ve önümüzdeki sene 2014 Dünya Şampiyonası'nda da bu jenerasyon inşallah başarıyla kendi evimizde başarıyı tekrar kutlarız. Çok teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Şaziye ile birlikteyiz şimdi de. Şaziye, senin de duygularını alalım. Madalyalı bir takımımız var yine. Neler hissediyorsun? Ya bu takım enerjisi hiç bitmeyen, gerçekten inancı hiç tükenmeyen bir takım. Bunu her maçımızda gösterdik. Her sene bir kez daha gösterdik. Bir senin dediği gibi buraya gelirken hedefimiz altın madalyaydı. Onu beceremedik ama madalyaya döndüğümüz için çok mutluyuz. Üst üste 3 sene boyunca gerçekten üstün bir performans gösteriyoruz. Ve bu başarının da tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdiğiniz için çok mutluyuz. Bütün arkadaşlarıma, bütün ekibe gerçekten çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık herkesin. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum ben. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi de koç yanımıza geliyor. Koç Ceyhun Yıldızoğlu. Koç, madalyalı bir takımımız var yine. Neler hissediyorsunuz ve turnuvanın genel bir analizini alabilir miyiz kendi açımızdan? Tabii ki öncelikle mutluyuz. Altın madalya amaçlı hedefiyle geldik buraya ama maalesef başaramadık o altın madalya hedefini. Üçüncülükle yetinmek zorunda kaldık. Bir taraftan da mutluyuz dedim çünkü Avrupa'nın en yukarılarında olmak, Türk çocuğunun hep madalya için mücadele edecek olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Arkadan gelen jenerasyonlara da böyle bir miras bırakacaklar bu çocuklar. O yüzden biz altın madalya kazanmayı çok istiyorduk. Bu Türkiye'nin altın jenerasyonu çok insanın emeği var üzerlerinde. Bizden önceki antrenörlerin, yöneticilerin, kulüplerin. Dolayısıyla belki burada bir altın alamadık ama üçüncülük dediğim gibi madalya için oynayabilecek bir Türk milli takımı mirası bence güzel bir miras diye düşünüyorum. Turnuva genelinde bence Dünya Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağımızdan dolayı böyle üzerimizde aşırı bir stres yoktu ama madalya peşinde olduğumuz için zaman zaman stresler yaşadık. Çok da iyi başladığımızı söyleyebilirim turnuvaya. Sorumlu bir hazırlık döneminden sonra. Burada hep çıkış yakaladık ama iki tane altın madalya maçı oynayabilmek için iki tane önemli fırsatı maalesef değerlendiremedik. İspanya maçı ve Fransa maçını. Bu maçları bence iyi analiz etmek, nerede hata yaptıklarımızı iyi bulabilmek ve bundan sonraki yapılacak mücadelelerde aynı hataları yapmamak gerekiyor. Ama ben yine de burada emeği geçen herkese gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çok özel insanlar, özel oyuncular. Hiçbir maçta özel konsantrasyon ihtiyacı duymadım onları. Çünkü hep hazırdılar, kararlıydılar. Bence hakları da altın madalyaydı ama beceremedik. Çok teşekkür ederiz koç, tebrik ederiz. Evet, milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Jülide Sonat yanımızda. Maçtan önce konuştuğumuzda inşallah maçtan sonra mutlu mutlu madalyalı bir şekilde konuşuruz demiştik. Öncelikle duygularınızı alalım. Tabii ki çok mutluyum. Bir kere her şeyden evvel şunun için çok mutluyum. Yaptığımız işlerin tesadüfi sonuçları olmadığını en azından gösterebildik. Çünkü son geçen Avrupa Şampiyonası'ndan beri takımımız istikrarlı yükselişini devam ettiriyor. Avrupa'nın güçlü bir basketbol ülkesiyiz. Dolayısıyla bunu burada tescillemiş olmaktan dolayı da mutluyuz. Aslında biz biliyorsunuz finali gözümüzde kestirmiştik. Hemen parantez içinde bir daha tekrar ediyorum. Aslında bizim burada dereceye girmeye hiç ihtiyacımız yoktu. Çünkü buranın esas amacı Dünya Şampiyonası'na katılmak. Biz de ev sahibi olarak oradayız ama biz katıldığımız hiçbir yarışmada ülkemizin başını öne eğdirecek işler yapmamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Burada ben bizi destekleyen kadın basketboluna emek vermiş, bugüne kadar gelmiş, geçmiş, ne kadar eski oyuncu varsa, kulüp varsa, buna emek veren kim varsa onların emeğinin sayesinde burada olduğumuzu düşünüyorum. Bütün oyuncularıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Yani bu burada bitecek bir şey değil. Önümüzde 2014 Dünya Şampiyonası var. Ardından 2015 Avrupa Şampiyonası var. Direkt olarak katılacağız. 2016'da
olimpiyatlara gideceğiz. 2017'de tekrar burada olacağız. Dolayısıyla bizim yükselişimiz devam edecek. Samsun'daki Ümitler Avrupa Şampiyonası da ayrıca buraya gelecek olan katkılar adına da çok önemli. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kutlu olsun ülkeme diyorum. Çok teşekkür ederiz. Zarısı Dünya Şampiyonası'nın başına ve son röportajımız artık Başkan Turgay Demirel şu anda yanımıza teşrif ettiler. Başkanım, madalyalı bir takımımız var. Yine herkese söylediğim gibi bunu söyleyeyim size de. Öncelikle duygularınızı alayım ve Dünya Şampiyonası öncesinde bunun önemini de size sorayım. Açıkçası kızlarımızın performansından, teknik ekibin performansından fevkalade mutluyum ve gururluyum. Arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası'nda ve arada bir de olimpiyatta üç şampiyonada çok başarılı bir ekibimiz var. Kadın basketbolunun Türkiye'de yükselen istikrarını en iyi şekilde gösterdiler. İnşallah seneye önümüzdeki düzenlenecek olan Dünya Basketbol Şampiyonası'nda da bu seriyi tamamlarız. Bir gümüş almıştık, bir bronz alıyoruz burada. Belki Ankara'da, Türkiye'de, İstanbul'da neden bir altın olmasın diye düşünüyoruz. Böyle bir hedef var. Kızlar buna inanıyorlar. Burada da final oynayacaklarına inanıyorlardı. Mutlaka kendileri de söylemişlerdir. Ama Birsel'in biraz sakatlığı vardı hazırlıklar başlarken. Tam full oynayamadı. Bazı ufak tefek şanslıklar hem İspanya hem Fransa maçında. Ama buna rağmen istikrarlı bir şekilde kadın basketbolunda yükseliyoruz. Ve milli takımımızın yıldızları Türkiye'de pek çok genç kıza rol model olarak ümit aşılayarak ileride onların da kendileri gibi başarılı birer sporcu olması, gelişmiş, kendilerine güvenen bir kişi olması için çok çok güzel işler yapıyorlar. Hepsini candan kutluyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Umarız Dünya Şampiyonası'ndan sonra da yine aynı röportajı yapmak, evet, madalyalı bir röportaj yapmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası her bakımdan çok iyi geçecek inşallah Türkiye'de. Kadın basketbolunda yeni bir olay olacak. Daha önce yaptığımız Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası'ndaki gibi yine hem Türkiye'de tüm basketbol severlerin ilgisini, desteğini bekliyoruz. Milli takımımız da bu ilgi ve desteğe mutlaka layık olacak şekilde oynayacaktır. Ve hep birlikte inşallah 2010'daki gibi yine büyük bir sevinç yaşarız. Çok teşekkür ederiz başkanım. Evet, tebrik ederiz tekrar. Evet, bizim artık Fransa'dan, Hevele Arena'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü şimdilik yine merkeze bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Onur Tuğrul'a. Böylece yayınımız sona erdi. Ben Gökhan Çetinbaş, İhsan Bayülken'le beraber bu yayında sizlerle birlikteydik. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.